Bisikletli 67 yaşındaki Mehmet Akburak'a çarpan 3,64 promil alkol olduğu tespit edilen Rus kadının serbest kalmasına Akburak'ın ailesi tepkili. İddiaya göre Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde bahçıvan olarak çalışan 6 çocuk babası 67 yaşındaki Mehmet Akburak'a 13 Mayıs'ta iş çıkışı bisikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde giderken Rus uyruklu Angelina Samusenko'nun kullandığı otomobil çarptı. Yaşlı bir amcamız da bisikletle nacizane yolun kenarından geçerken çarpıyor şu direğin hizasında. Direğin hizasında çarpıp bisikletli amcamız buraya karşı bin dibine kadar düşüyor. Bisikleti de fırlaya gidiyor. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve 14 metre uzağa düşen Akburak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla önce Kemer'deki özel bir hastaneye, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biz orada oturuyorduk kafede. Bir araba gürültü sesi falan duyduk. Araba arabaya çarptı sandık. Dışarı çıktık, gördük adam o işte şurada yerde yatıyor. Akburak'ın ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Samusenko ise kaza yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen otomobille kısa sürede yakalanan Rus kadının yanında 1 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu tespit edildi. Babamı 8 metre bisikletini fırlatıp 14 metrede babamı fırlatıp kaçıyor ve sarhoş. En azından bir durup yardım etmesi gerekirdi. Hastaneye götürülerek alkol muayenesinden geçirilen Samusenko'nun 3,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan sonra hazırlanan raporda tamamen kusurlu bulunan Rus sürücü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Yine içkisini devam ediyor. Belki başka hayatlarda söndürecek bizim gibi. Cezasını çeksin ya, tutuklansın. Biz savcıya dedim, tutuklanmasını istiyorum dedim. Mehmet Akburak'ın yakınları kaza sırasında Akburak'ın kimlikleri, kartları ve cep telefonu yanında olduğu halde kimliği meçhul bir kimse olarak işlem yapıldığını, kendilerinin ortadan kaybolan babalarını ararken ertesi gün polisin bilgilendirmesiyle haberdar olduklarını belirterek tepki gösterdi. Babamın cüzdanını falan fırlatıp atıyorlar ve isimsiz olarak hastaneye kaydediyorlar. Keşke babamız geri gelse, yani bir umut deseler. Aile Kemer Cumhuriyet Savcılığına sürücünün tutuklanması için dilekçe verdi. Yoğun bakımdaki Mehmet Akburak'ın tedavisi sürüyor.